Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf kimya genel tekrar testiyle, MEB'in sorularıyla karşınızdayız. İlk soruyla başlıyorum. Aşağıda bazı orbital türlerinin L ve ML. L neydi? Açısal momentum kuantum sayısı. ML de manyetik kuantum sayısıydı. Değerleri verilmiştir diyor. Bizim orbitallerimiz bakın. S, P, D, F orbitalleri. Modern atom teorisi konusunda. L değerleri direkt 0, 1, 2, 3'tü. Bu aralık içinde arkadaşlar S 0 ise 0. 1 için eksi 1, 0, artı 1 demiştik. Hatta P'de kaç tane orbital var normalde? 3 tane değil mi? 1, 2, 3. Toplam 6 elektron alır maksimum. Haliyle biri eksi 1, biri 0, biri artı 1 şeklinde. Ya da D maksimum kaç elektron alıyordu arkadaşlar? 10. Yani bu adamda 5 tane orbital olmalı bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın elektronların bulunma olasılığının maksimum olduğu yerler orbitallerdir. Şu SPDF'ler ise bizim için orbital türleridir. L değeri 2 ise eksi 2 ile artı 2 arasında olacak. F mesela maksimum 14 elektron alır. L değeri 3'tür. Eksi 3 ile artı 3. Zaten aradaki değerleri sayın bakın 7 olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde. S de zaten maksimum 2 elektron alır. Bu durumda burada hepsinin doğru olduğunu görüyorum. 1, 2, 3, 4 hepsi doğru. Demek ki cevabımız Edirne. Artı 2 değerlikli iyonunda elektron dağılımı bu şekilde olan. Şimdi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Hoba, şu arada bir 4s2 olmalıydı öyle değil mi? Auffa kuralı ne der? Elektronlar belirli enerji seviyelerine göre önce enerjisi en düşük olana yerleşecek. 4s2'ye yerleşecek. Daha sonra 3d9, 3d10'a doğru gidecek. Yani bu bir bizim için sıralama. Bu adam demek ki artı 2 tane elektronu nereden vermiş arkadaşlar? S orbitalinden vermiş. Öyle değil mi? Şimdi S orbitalinden verdiyse, şimdi hemen atom numarasını sayalım gençler. 2, 2 daha 4, 6 daha 10. 12, 18, 19, 20, 29. Aa, atom numarası 29. Bu size bir şey hatırlatıyor mu? 24 ve 29'da özel durum vardı. Farkında mısınız? 24 ve 29'da özel durum vardı. Aslında biz bu adamı nasıl yazıyorduk? Şöyle 3s2'ye kadar aynı. 4s1 3d10 şeklinde yazıyorduk nötr halini. Şimdi 2 elektron verdirecek. Birini S'den verdirmiş, birini de D10'dan verdirmiş. Öyle değil mi? Dikkat. Şimdi buna göre soruyu yorumlayalım. Diyor ki 4. periyottadır. Evet, en büyük başkat sayısı 4 ise bu adam 4. periyottadır. B grubu elementidir. B grubu elementi olması için D orbitaliyle sonlanması lazımdı. Şimdi dikkat, S orbitaliyle sonlanan 1A2A grubu değil mi? Bir de soy gazlardan helyum var, onu unutmayalım. P orbitaliyle sonlanan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A grubu. D orbitaliyle sonlanan da geçiş elementleri. F orbitali de lantinit ve aktinitleri verir. Onlar bizim ilgi alanımız değil. Bu durumda B şıkkı da doğru. Temel hal elektron dağılımı 3d10 ile biter. Bakın burada 24 ve 29'daki özel durumu görmeseydik arkadaşlar buna yanlış derdik öyle değil mi? Fakat şu an doğru. Hatta bunun da sebebinin ne olduğunu söylemiştik. Küresel simetri olduğunu söylemiştik. Küresel simetri. Neydi küresel simetri? Son orbitalin tam dolu ya da yarı dolu olması için tam dolu ya da yarı dolu olması durumudur bizim için. Ama 24 ve 29'daki bakın özel durumu unutmayın. Öğrenci normalde bunu uyarılma zannediyor. Buradaki bir elektron buraya geçmiş. Bu bir uyarılmadır zannediyor. Bu uyarılma değil, küresel simetridir. Geçiş elementidir. B grubu elementleri zaten geçiş elementidir. S orbitallerinde toplam 8 elektron mu bulunur? Hadi sayıyorum. 2 burada, 2 burada 4, 2 de burada 6. Sonra 1 elektron var değil mi S orbitalinde? Yani 8 değil, 7 elektron bulunmalıydı. O halde cevabımız Edirne. Bakın ÖSYM bu tarz soruları sever. Bir atomun son katmanında bulunan orbital tam dolu ya da yarı doluysa küresel simetrik özellik kazanır. Az önce bunu söylemiştik. Şimdi birinci periyotta olması. Birinci periyotta kim var arkadaşlar?
hidrojen var. Bir de sevgili helyum var birinci periyotta. Hidrojenin atom numarası 1, helyumun atom numarası 2. Hidrojen bakın 1s1 orbital ile biter. Helyum ise 1s2 ile orbital ile biter. Sonuçta s 1 ile biterse yarı dolu, 2 ile biterse tam dolu. O halde birinci periyotta olması küresel simetrik olduğunu gösterir. F blondo bulunması. Hoba, bu bir beklesin. 5A grubunda bulunması diyorsa eğer 5A grubundaki vatandaş hangi orbitalle sonlanacaktır? S kare P 3 değil mi? Bakın A son orbital yarı dolu. O halde küresel simetri olduğunu söyler. S blondo bulunması. S blondo bulunanlarda zaten iki ihtimal var. Ya S1 ile bitecek ya S2 ile bitecek. Sonuçta ya yarı dolu ya tam dolu. Direkt küresel simetriktir. Atom numarasının 24 olması, bakın az önce de söyledik. 24 ve 29'da ne vardı arkadaşlar? Özel durum vardı. E de doğru. F bloğunda bulunması küresel simetrik olmadığını bana kanıtlamaz. F7 ile mi bitiyor? F14 ile mi bitiyor? Yoksa başka bir F8, F6 ile mi bitiyor? Sonuçta maksimum 14 tane elektron alabilir. Yanlış cevabımız B şıkkıdır Bursa. Gaz konusunun bir sorusuyla devam ediyoruz. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki sistemde musluk açılıyor ve gazlar sabit sıcaklıkta karışıyor. Buna göre son durumda piston nerede durur diye bir soru var karşımızda. Öncelikle dikkat edelim. Burada oksijen gazımız var. 3 litre hacminde 2 atmosfer basınçta. Burada ise pistonlu bir kabımız var. Farkında mısınız? Pistonlu kapta içteki basınç direkt dıştaki basıncı eşittir. Yani bu kapta argon gazının basıncı için 1 atm'dir. Yorumunu yapabiliriz. Şimdi geldim musluğu açmaya. Musluk açma kapama sorularında kullandığımız formül her zaman, şu tarafa doğru çözmeye çalışayım. Her zaman neydi? Birinci kabın basıncı çarpı hacmi artı ikinci kabın basıncı çarpı hacmi son basınç çarpı son hacim şeklinde yer alacak. İlk kapta 3 litre atmosfer, 2 atmosfer, 3 litrelik bir şey görüyoruz. İkinci kapta basıncın 1 atm olduğunu söyledik. Hacim ise 4 litreymiş. Bu kapta dikkat edin arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Şimdi nereden nereye gaz geçişi olur? Bu 2 atmosfer basınçta, bu ise 1 atmosfer basınçta. Demek ki musluk açıldığında oksijen bu tarafa doğru baskı uygulayacak. Oksijen bu tarafa doğru baskı uygularsa bu kabın her şekilde basıncı açık hava basıncına eşit olacak son durumda. Yani burada son basınç için 1'i alacağız ama son hacmi bilmiyorum. Piston hangi noktada duracağını bilmiyorum. 3 kere 2 6 4 daha 10. Demek ki bu pistonun arkadaşlar 10 litrelik bir hacme ihtiyacı var. Şimdi 3 litresi burada. O halde buraya ne kalacak arkadaşlar? 7, öyle değil mi? Ama bir şeye dikkat edin. 2 birim zaten 4 litreymiş bizim için. 2, 4 yani sayarak gitmemiz lazım. 3, 4, 5, 6, 7 değil mi? Bakın bir daha rengimi değiştirip sayıyorum. 3 litre burada var. 3. Şurası 2 litre 5. Burası 2 litre 7. Burası 2 litre 9. Ben 10 litre olmalı dedim. O halde benim pistonum şurada C ile D arasında duracak arkadaşlar. Normalde hani sorularda bunlara V, V, V derler ya, ama burada 4 litre olduğunu, 4 litrenin 2 birim olduğu söylenmiş. O yüzden dikkat. Bir daha tekrar ediyorum. Burası 3 litreydi. Bakın şurası 2 litre. Şurası 2 litre. Burası 2 litre. Benim amacım son hacmi 10 buldum. Onu tamamlamak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Demek ki şuradan bir 1 litre daha olacak. O halde pistonum CD arasında duracak. CD arası. O halde cevabımız Ceyhan. 5. soruyla devam ediyoruz. Grafikte 1 atmosfer basınç altında en tane X gazının hacminin sıcaklığa bağlı değişimi gösterilmiştir diyor. Yani burada bir hacim sıcaklık grafiği var arkadaşlar. Hacimle sıcaklık biliyoruz ki doğru orantılı. Ama dikkat etmemiz gereken şey sıcaklığın birimi. Sıcaklık acaba Kelvin mi, santigrat derece mi? Şunu biliyoruz ki biz 0
eğer grafiğimiz eksiden başlıyorsa arkadaşlar, burası bizim için nedir? Eksi 273 santigrat derecedir. Öyle değil mi? Eksi 273 santigrat derecedir. Yani burada demek ki sıcaklığın birimini santigrat derece almışlar. Eğer Kelvin alsaydılar, Kelvin olsaydı, eksi 273 santigrat derece 0 Kelvin'dir. Grafiğini sıfırdan başlayıp artan bir grafik verecekti. Şimdi A noktası mutlak sıfır noktası olarak mı tanımlanır? Evet, aynen öyle. Çünkü 0 Kelvin. Sıcaklık birimi bu grafik için santigrat derece midir? Evet. B noktasında hacim 22,4 litre midir? Zaten 0 santigrat derecede 1 atmosfer basınç yapıyorsa bu adam, benim için yani 273 22,4 litre. PVNRT'de de yerine yazabilirsiniz. Her şekilde 1 mol olduğu ortaya çıkacaktır. O halde hepsi doğrudur diyoruz. Kütlece %20'lik 200 gram sodyum hidroksit çözeltisi alınarak hacmi saf suyla 1000 mililitreye tamamlanıyor. Oluşan çözeltinin molar derişimi nedir? Şimdi molar derişim istiyor bizden. Hemen molar derişim neydi arkadaşlar? Mol sayısı bölü hacim, öyle değil mi? Zaten hacmi ne yap demiş? Son hacim 1000 mililitreye tamamla demiş. 1000 mililitre de bizim için 1 litredir. Hacmi biliyoruz. Biz burada neyi bilmiyoruz? Mol sayısını bilmiyoruz. O halde sodyum hidroksitin mol sayısını bulmalıyız. Şöyle diyelim. Kütlece %20'lik 200 gram sodyum hidroksit. Acaba 200'ün %20'si nedir? Önce bir onu bulalım. Yani benim elimde acaba kaç gram sodyum hidroksit var? Onu bulalım arkadaşlar. 200'ün %20'si. Zaten bu adamlar birbirini götürürse 2 kalacak. 2 çarpı 20'den 40 gram demek ki benim elimde arkadaşlar sodyum hidroksit varmış. Aa, tesadüfen buraya baktım. Sodyum hidroksitin 1 molde 40 gram. O halde benim elimde 1 mol demek ki sodyum hidroksit varmış. Değil mi? Molü buldum. Çözeltinin hacminin de 1000 mililitre, onu da 1 litre olduğunu söyledim. O halde benim elimde 1 molar sodyum hidroksit varmış. Cevabımız nedir? Ceyhan. Eğer elinizde oluşan çözeltide toplam iyon derişimini sorsaydı bana, toplam iyon derişimi, o zaman sodyumla hidroksit iyonlarını arkadaşlar ayıracaktım. İşte benim bileşiğim 1 molarsa bu da 1 molardır, bu da 1 molardır. Toplam iyon derişimi 2 molardır yorumunu yapacaktım. Ama tabii ki bunu sormamış. Ekstra olsun. Çözeltinin iyon derişimini bulduktan sonra iyon derişimini bulmak da oldukça basit. 7. soruyla devam ediyorum. 10 üzeri 6 miligram çözeltide çözülmüş maddenin miligram cinsine ppm, yani milyonda bir denir. Tamam, bunu biliyoruz zaten. Fırat nehrinden alınan 4 kilogram su örneğinde 0,4 miligram sülfat iyonun olduğu tespit edilmiştir. Su örneğindeki sülfat iyonun derişimi kaç ppm'dir diyor. Şimdi arkadaşlar, aslında ppm normalde müfredatta sayısal işlemler olarak yok. Ama ÖSYM kazanımlarda şunu istiyor. Diyor ki öğrenci ppm'in nerede kullanıldığını bilsin. Yani bu ilaçların analizlerinde, suların analizinde, çeşme sularında, bakın Fırat Nehri sorumuz var. Bunların içerisindeki analizler ppm türünden yapılır. Milyonda bir demek. Çok çok küçük. Bu da bir derişim türüdür bizim için. Şimdi biz derişimde ne yapıyoruz? Çözünen bölü çözelti alıyoruz. Öyle değil mi? Çözünen bölü çözelti. Sadece fark olarak şurada milyonda bir olduğu için bir de 10 üzeri 6 ile çarpacağız. Peki bunun içinde çözünen neymiş? 0,4 miligram sülfat iyonu. O halde yukarıya bakın, 0,4'ü yazdım. PPM'de dikkat etmeniz gereken en önemli husus, bu miktar çok küçük olduğu için direkt 4 kilogram su örneğini alacağım. Ama bakın, bir taktik veriyorum size. Yukarının birimini ne alırsanız bu işlemde, aşağıyı da aynı alın. Yani yukarının birimini 0,4 miligram mı vermiş soru bana? O zaman bu 4 kilogramı miligrama çevirin. Yukarısı gram olsaydı aşağıya grama çevirin diyecektim. Yukarı ve aşağının birimlerini eşitleyip formülde yerleştirdiğiniz an hiçbir hata yapmazsınız sorularda. Şimdi 4 kilogram acaba kaç gram? 4 kilogram 1, 2, 3, 0 eklersem gram oldu. Ama ben miligram istiyorum. O halde bir 3 0 daha ekleyeceğim. Farkında mısınız? Yani toplam kaç tane 0 eklemiş oldum? 6 tane 0 eklemiş oldum. Yine söylüyorum, ppm sorularında arkadaşlar en önemli şey alttaki ve üstteki birimlerin aynı olması.
Artık gerisi işlem. Zaten buradaki şu 6-0 gençler 10 üzeri 6'yı götürecek. 0,4 bölü 4'ten oranı ne bulursunuz? 0,1 bulursunuz. Demek ki 0,1 ppm'miş. Sorumuzun cevabı Bursa. Bazı çözeltilerin içerdikleri çözücü maddeleri ve derişimleri şöyledir demiş. Bize sıvı çözeltiler verilmiş, kaynamaya başladığı sıcaklıklar verilmiş. Deniz seviyesinde hazırlanan çözeltilerin kaynamaya başladıkları sıcaklık hangisinde doğrudur diyor. Şimdi unutmayın arkadaşlar, su normalde 100 derecede kaynar. Suyun içerisinde ne kadar çok tuz eklerseniz kaynama noktası o kadar artacaktır. Hatta eklediğiniz bu tuzun derişimi değişebilir, miktarı değişebilir, cinsi değişebilir. Sonuçta oradaki iyon derişimi ne kadar fazlaysa kaynama noktası o kadar artacaktır. Şimdi burada dikkat edin, eklediğiniz bileşiklerin hepsi 0,05 molar. Acaba kaçar tane iyon veriyorlar? Bakın, iyon derişimi önemli. KCl kaç iyon veriyor? 2 iyon veriyor. O halde bu 2'yi 0,05 ile çarpıp kıyaslama yapmam lazım. Peki C6H12O6 suda moleküler çözünür. Şekerdir bu. Molekül demek hop birebir. Yani 1 çarpı 0,05 şeklinde etkileyecektir. Aslında kaynama sıcaklığı için biz molal derişimden bahsediyoruz, değil mi? Burada kaç tane iyon var? 1 kalsiyum, 2 klordan 3 iyonunuz var. 3 çarpı 0,05 şeklinde etkileyecektir. Yahu bu 0,05'ler zaten birbirinin aynısı, farkında mısınız? Kıyaslayacağınız o halde 2 iyon, 1 iyon ve 3 iyon. İyon sayısı fazla olanın kaynamaya başlama sıcaklığı yüksektir. Bu durumda Z'nin kaynamaya başlama sıcaklığı en yüksektir. Sonra X'in, sonra da Y'nin yorumunu yapabiliriz. ZXY. Bu durumda cevabımız ne oldu arkadaşlar? Bursa oldu. Aşağıdaki grafikte X ve Y gazlarının PVRT oranlarının basınçlı olan değişimi verilmiş. Şimdi bizim ideal gazlarımız vardı, öyle değil mi? İdeal gaz PV bölü RT oranı 1'e ne kadar yakınsa gazımız idealliğe o kadar yakındır dedik. Burada kim daha idealliğe yakın? X daha ideal değil mi? Y ise ideallikten uzaklaşmış. Şimdi ideallikte ama şunu unutmayalım. Gazların istediği bir durum vardı. Neydi? Hatta kodlamıştık. Yaza. Yaza yani sıcaklık yüksek. Özgürüz. Emamız nedir? Düşük. Yaza özgür ve basıncımız düşük ve fit giriyoruz arkadaşlar. Ema da düşük. Bakın. Yaza özgür ve fit giriyoruz. Bir de ruh ikizimizi bulduk mu? Ne demek ruh ikizimiz? Bir de molekül artık apolarla doğru yaklaştıkça bu bir gazın arayıp da bulamadığı şartlar. Öyle değil mi? Şimdi buna göre arkadaşlar soruyu yorumlamamız isteniyor. Hemen şöyle yapalım. Şıklara bir bakalım. Bula 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 bula. Grafiğimiz de burada dursun. Basınç arttıkça X gazı ideallikten uzaklaşır demiş. Basınç arttıkça, yahu biz ideal olmak için düşük basınç istiyorduk zaten. Basınç arttıkça X gazı ideallikten uzaklaşır. Gayet doğru. Y gazı X gazına göre ideallikten daha az sapmıştır. Hayır, Y gazı bakın şu maviyle olan da ideallikten çok daha fazla sapmıştır. X ise gayet stabil. O halde ikinci öncül yanlış. X gazının moleküler arası çekim kuvveti Y gazınınkinden fazladır demiş. Hayır, X gazı daha apolarlığa kayıyor arkadaşlar. Bu durumda üçüncü öncül de yanlış. Bir tek yalnız bir Adana doğru oldu diyebiliriz. Gazların yayılma hızları molekül kütlelerinin karekökü ters orantılıdır. 10. soru. Tamam, bu bilgiyi zaten biliyoruz. Yukarıdaki sistemde M1 ve M2 muslukları aynı anda açıldığında gazlar A noktasından kaç santimetre uzakta karşılaşırlar? Şimdi bunun için arkadaşlar ne yapıyorduk? Birincisi bunlar aynı koşulda. Aynı koşulda ise eğer sıcaklık nedir arkadaşlar? Sabit. O halde aralarındaki hızları arasındaki ilişkiyi bakın. Önce neon yazalım. Bölü ve SO3 olsun bizim için. Hızları arasındaki ilişki direkt kök içinde molekül ağırlıklarıyla ters orantılı, değil mi? Yani yukarıya SO3'ün molekül ağırlığını yazacağız. Şu
şuraya direkt SO3 yazsam molekül ağırlığı olması gerektiğini lütfen düşünün. Aşağıya da neonun molekül ağırlığını yazacağız. Normalde formül olarak bir de biz ne diyorduk? Sıcaklıkta da doğru orantılar diyorduk. Öyle değil mi? Ama burada aynı koşullarda oldukları için sıcaklıkta işimiz yok. Şimdi hesaplama yapalım arkadaşlar. SO3'ün molekül ağırlığı nedir? 16 çarpı 3, 48, 32 daha 40, 50, 60, 70, 80 mi oldu? SO3'ün molekül ağırlığı arkadaşlar 80. Neon'un molekül ağırlığında bana zaten soru 20 vermiş. Bir de bunu kökten çıkartmam lazım. 80 bölü 20 4'tür. Kökten çıkarsa 2. Şimdi bu 2'yi böyle yazıp bırakmayın. Altına muhakkak biri de yazın. Bu ne demek? SO3 bir birim gittiğinde sevgili neon 2 birim 2 birim gidiyormuş. Farkında mısınız? Şimdi şuna 2K gibi bir şey deseniz, buna da K deseniz toplam 3K. 3K nedir? 60. Hemen şu köşeye geldim. 3K'lık yolum benim 60'mış. O halde K, bir tane K nedir gençler? 20. Hemen K ile çarpım durumuna geçtim. 2 çarpı 20'den. Demek ki bu adam 40 metre giderken, 40 santimetre, bu adam sadece 20 santimetre gidiyormuş. Şimdi A noktasından kaç santim uzakta karşılaşırlar diyor. Yani neon için konuşun diyor. Neon 40 santim gidiyordu gençler. O halde A noktasından 40 santim uzakta karşılaşırlar diyeceğiz. Cevabımız Denizli, gazların difüzyon hızı konusuydu. Bu da bizim için.